Osmanlı'da kızlar pek okuma yok. O kızların okuması aşağı yukarı Sultan Abdülhamid'in son dönemlerinde başlıyor. Hani kız malim mektepleri falan açıyorlar. Dallü malimat diye. Onlarla başlıyor. Hani mesela tıbbiyede okuyan 1913'lerde, 14'lerde hatta 20'li yıllarda falan değil. Balıkesir Lisesi'ne 1931'de ilk kız öğrenci alınıyor. Evet. Hani ama Tatar kızları okumuş. Mesela Kazan'da üniversite var. Tatar kızları üniversiteye gidiyor. Şimdi çok enteresan bir şey. Kırım Harbi'nden sonra tabii büyük bir göç oluyor. Ama bir aydınlanma hareketi de başlıyor. Veya biz Türk olduğumuzu Kırım'dan kaynaklanan bir şekilde öğrendik. Gasparalılar öğrettiler Türkiye'ye. Evet. Yani ondan etkilenen, hani Gasparalılardan etkilenen Enver Paşa Türk ocaklarını kurdu. Hani Kırım'dan gelenler Türklüğü öğrettiler bize. Ve Asya'ya da bakıyorsunuz, hani Türkistan'a da, Özbekistan'a da yani Türklüğü Kırım menşeli gazeteler. Şimdi müthiş bakın burada da bazı şeyler var. Türk dünyasında bütün okunan. Hani bunlar Türk olduğumuzu bize Kırımlar öğretti. 1883. Ama bu nedir? Hani hem Asya'nın içlerine de, Türkistan'a da, Türkistan coğrafyası. Dağıtmışlar bizzat yani. Dağıtlar gittiler. Onlardan da büyük talepler konferanslar gelmiş. Verdiler. Evet, evet. Şimdi Balkan Savaşı'ndan sonra tabii büyük bir Kırım var. Büyük, müthiş bir şey var. Yaralı sayısı var. İstanbul karma karışık. Bu tabii gazetelere de yansıyor. Ve şeyde 3 tane tıbbiye öğrencisi kız, bakın Leningrad'da, Kazanlı yalnız bunlar, 3 tane tıbbiye öğrencisi kız çıkıp geliyor İstanbul'a. Atlıyorlar, geliyor, geliyorlar. Cesarete bak. Geliyorlar, şimdi hiçbir kadın, kadın derneği yok Türkiye'de. 1911-12'lerde yok. Gidiyorlar işte o zamanki işte şehremine ya da vali kimse, hangi paşaysa. Ya biz Kırım'dan geldik. Hadi Tatarca konuşuyorlar ama anlaşılıyor yani. Kırım, ev buyurun diyorlar işte. Ne niçin? Biz diyorlar ya diyor, biz diyor geldik buraya, biz tıp öğrencisiyiz. Biz de diyor bir hemşirelik yapmaya geldik. Fakat o zamanki geleneğe göre Türkiye'de öyle fazla hemşire, hanım hemşire yok. Biz de yapacağız. O zaman diyor bir şey edelim, bir dernek kuralım, bir şey yapalım. Hilal abi, o zaman İstanbul'un bütün şeyleri toplanıyor, hanımlar toplanıyor. Ama hep önde gelen hanımlar. İşte paşa kızları, paşa hanımları toplanıyor. 2000 kişiyi geçti diyorlar yani, gazetelerde okudum ben bunları. Çıkıyorlar kızlar, başlıyorlar nutuk ver. Üçü de birden nutuk veriyor. İşte siz ne biçim insansınız, birleşelim, şöyle yapalım, bunu yapalım, kurslar açıyorlar ve kadın hemşireliğin yayılmasını bunlar sağlıyor. Hilal Ahmer'in kadınlar kolunu kuruyorlar. Evet. Yardımlar toplanıyor. Evet. Ve bunlar sonuna kadar, Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar savaşıyorlar, sonuna kadar çalışıyorlar. 1918'de bunlar gidiyor Kırım'a. Artık diyor bizim yani devlet de orada, Kırım'da çünkü Enver Paşa'nın etkisiyle bir Kırım devleti kuruluyor, cumhuriyet kuruluyor evet. Yani. Orada da Kırım özerk cumhuriyetinde kurulan... İşte. Şimdi, İlk defa kadınlara seçme ve seçilme hakkı tabii, o cumhuriyette bu, verilmiş. Kadına bakış açısından bu, anlatıyor çok aynı zamanda. Seyit Ahmet yani Kırmer'in evet, şeyinde. Tabii. Bunlar başbakanlık yaptı bu. Hatıralarını da evet, yazdı. Evet, evet. Ben daha bununla ilgili bir şeyler de yazmıştım daha önce. Kendisi bununla ilgili de. Hani bakın bu Kırımlı hanımların yani bizim Türkiye'deki kadın aydınlanma hareketindeki rolü çok fazla. Evet, çok. Artık Kırımlıların dünyadaki Türklük kavramı üzerine. Çünkü o zamana kadar Türklük hep böyle adi, kötü, işte cahil insanlar olarak biliniyormuş. Ama Türk ocaklarını kurarak ve Türk ocaklarının temelini atarak bu insanlar Türk olduğumuzu öğretiyorlar. Bu çok önemlidir. Yani bunu da bilmekte büyük yarar var. Hani Kırım'ın hocam, etkisi çok fazla. Hocam madem hepsinden bahsettik, Allah rahmet eylesin hepsinin çabaları için. Şefika Gasparalı da o cumhuriyette ilk defa kadın milletvekili olarak tabii, seçiliyor. Tabii, tabii, tabii. İsmail Gasparalı'nın kızı. Sonra Türkiye'de fakat Kırımlı'nın kaderinde acı çekmek var. Evet. Acı çekmek var. Hani Kırım deyince hep acılar geliyor. Evet, o güzel ülke, o cennet ülke, o yürekleri tertemiz olan insanlar büyük acılar çekiyorlar. Ve bu büyük sürgünler yaşıyorlar. En büyük sürgünü ve en korkunç acıyı da 1945'te, 18 Mayıs 1945'te yaşıyorlar. 44. Ve 44'te yaşanıyor. Şimdi bu 44'teki olay şöyle. Şimdi tabii Kırım'da Ruslar var. Ruslarla Kırımlar arasında büyük bir, yani Kırım Türkleri arasında büyük bir sürü şey var. Bir uyuşmazlık var. Almanlar gelince bizi Ruslardan kurtardı. Geç oldu, size devlet vereceğiz, biz devlet yapıyoruz diye kendilerine göre bir şey etmişler. Hani Alman yanlısı değil, gözüküyorlar ama devlet kuruyorlar oraya. Biz Kırım özel devletiz diyorlar. Ve hep Stalin gelir gelmez ilk yaptığı şey bir günde, sadece birkaç saat içinde evinde evi boşaltacaksın gidiyorsun diyorlar. Ne varsa, kim varsa Kırım'da. Bakın 18 Mayıs 1944. Korkunç bir tarih. O zamana kadar yaşanmış pek çok acı var, pek çok baskı var. Kim varsa... Yani Çarlık Rusyası'nda da var ama o büyük bir felaket. Doldu. Kim varsa Kırım'da hiçbir kimse kalmamak üzere. Hocam öyle anılar var ki, iki bohça yapmış, birinde eşyası, birinde bebeği. Asker zorla evden çıkarırken bebek sandığı bohçayı
koynuna bastırıp trende fark ediyor ki eşyaları. Yani çok bir sürü üzüldü bir anı var ve o insanların yolda yarısına yakını yani vefat etmiş fazla. Yani. Mesela onunla da kalmıyor. Son derece yani, kötü o kadar korkunç şeyler mesela. Evet. Ölsünler diye yolda. Kazakistan'a gidiyor. Yok olmaları için. Kazakistan'a tabii. Gidiyor. Kazaklara diyorlar ki gelenler sizin 2. Dünya Savaşı sırasında çocuklarınızı öldürenler geliyor. İhanet ettiler bunlar. Hayır. Yamyamlar geliyor diyorlar. Ha. Yani o Müslüman olduklarını söylemiyorlar. Onlar evet. O şekilde karşılıyor. Hatta yani, benim Kazak öğrencim bizzat evet. Bahsetti. Kendi şehrinden bahsetti. Hocam dedi biz yani bütün dinlediğimiz şey şudur dedi. Kırımlar geliyorlar, çocuklarınız sizin bunlar öldürdü dediler dedi bize. İstasyona geldik, istasyonda indirdiler, bunları biz taşladık. Evet. Taşlaya taşlaya bunlara sokmadık. Bunlar gittiler dedi, bir tepe var, tepeye çekildiler dedi. Orada da taşlardan bir ev bir şeyler yapayım dedi. Aç, ot yiyorlar dedi. Evet. Ot yiyorlar, bir şey yok. Yemek bizi içeri sokmuyoruz dedi, şehre sokmuyoruz. Ondan sonra gene Ruslar demişler ki, büyük bu demişler, bakın bir demiş Kazak kızının kaçırdılar bunlar. Kazak kızının ırzına geçiyor bu Tatarlar. Bütün hepimize silah dağıttılar. Türkiye'de onlar düşünün. Silahlarıyla beraber onların bu şeyleri silahları bir basıp bu sefer onların Rusları öldürdü değil Kazakları öldürdü olacak. Sığındıkları zaten. Dağa sarıyorlar. Biz diyor onlara ateş ediyoruz. Onlar bize taşla taş atıyorlar. Bunda da kalmadılar diyor. Rus uçakları geldi bombaladı. Orayı. Tabii. Kimse sağ kalmadı. Yani öldürmek için pek çok şey yapılmış. Yani en sonunda evet. Artık işte bu son yani belki şey olacak da 89'daki bu büyük bir bakıma Rusya'daki bir başka bir devrimdir bu. Hani Sovyetler dağılınca işte geri dönme sevdası başlıyor. İşte o evet. Zaman da ortaya Mustafa Kırmer çıkıyor. Evet. Mustafa Cemil Kırmoğlu senelerce hapislerde sürgünlerde gösterelim. Şöyle tutup orifesler kendini tutma canım. Şuraya. Ben tutayım şöyle de. Bu Ahmet amcanın vefatı sırasında şeyinde de zaten yani buraya da geldi. Cenaze töreninde katıldı. Ve bu büyük acılarla Kırım'ın sanki bir sembolü oldu, bayrağı gibi oldu. Bunlar gittiler Moskova'da gösteriler yaptılar yıllarca. Sürüldüler, dövüldüler, hapsedildiler. Hocam en önemli özelliği de Kırım Tatarları... Yılmadan açlık grevleriyle, o hapishanelerde, sürgünlerde yılmadan milli mücadeleyi devam ettirdikleri gibi Mustafa Cemil Kırmoğlu diyor ki bir tek Rus ölmeyecek. Bir tek Rus ölürse biz davamızda haksız kalırız, haksız düşeriz, bizi haksız çıkartırlar. Onun için hakikaten bir tek Rus'un burnu dahi kanamadan vatanlarına 1967 yılında şeyleri... İtibarları geri iade ediliyor ama yine vatana dönmeyesine verilmiyor. Ancak 1900 hocamın dediği gibi 88'li yıllarda geri dönme izni veriliyor ve yeniden kovulduk diyor. Orada tanıştığımız bir teyze onlar kovdu ben geldim, onlar kovdu ben geldim diyor. Yani parklarda yattık, bahçelerde yattık, aç kaldık, susuz kaldık ama hani bir tek Rus'a zarar vermeden vatanımıza geri dönme çabasını şey yaptık. Kendi evine, bahçesine, evet. Tarlasına gelemiyor. Bahçesi yok. Zaten evleri kalmamış, köyleri yok olmuş durumda. Fakat mal varlıkları iade edilmesi söz konusu bile değil. Vatandaşlık hakkı... Peki tazminat vesaire falan mı? Mesela şimdi düşünün... Onun için uluslararası mahkemeler bazında hareketlere neler mesela... yapabiliriz diye düşünüyoruz. Yalnız Nobel Barış Ödülü'nün verilmesi için aday gösterildi Mustafa Cemil ağamız. Bunlar zamanla olacak bazı şeyler bir bakıma ama bir bakıma da bizim buradaki Türkiye'deki Tatarların bir araya gelip bu haklı taleplerini, onların oradaki haklı taleplerini her daim dile getirmeleri tabii. Lazım. Biz burada dile getireceğiz ki onların sesi olalım yani aynı zamanda yalnız kalmadıklarını gösterelim. Bizim derneğimiz şimdi bugün şey zaten mesela bu konuda aslında Ermenistan önemli bir örnek. Yani değil Ermenistan'daki ki. Ermeni ne kadardır ki? Diyasporanın çalışmalarıdır hep ona taşıran. Çalışmaları. Yoksa Ermenistan kapalı bir ülke, dışa kapalı bir ülke sonuçta. Bu konuyla ilgili vakti zamanda benim de program yapmış olduğum bir hoca vardı. Dedi ki yani bu tehcir sırasında dedi evindeki maşrapasına kadar not alınmış. Hani arkasından eşyaları gönderilmiş dedi hani.
ki onlar azan bir milletti. Yani şeyde Birinci Dünya Savaşı'nda iki tabii ki yani hani Türkleri Erzurum'da yapılan zulümler anlatılırdı. O öldürülen, anne karnında işte kılıç geçirilen, kaşları kesilen insanlar, çocuklar yani. Tabii. Bunlar Erzurum'da halkın anlattığı hikayelerdi. Tabii. Bayburt, hani, Erzurum. Biz ama anıt dikmedik sağa sola herhalde hocam, değil mi? Tabii. Onun için biz Kırım Türkleri olarak Balıkesir Belediyesi'nde böyle bugün bir mesela aynı şekilde işte Yahudiler mesela 244 işte Yahudiler de aynı tarihlerde değil mi? Yakın tarihlerde başlanıyor soykırma. Evet. Bugün İsrail'i Almanya'dan aldıkları tazminatlarla kurdular yani. Hani Yahudilerin İsrail'deki zenginliği getirip bundan para hala da kazanıyorlar yani, filmleriyle vesaire. Olsun, kitaplarıyla olsun. Bir de kısa süre önce ölen Cengiz Dağcı'dan bahsetmek mutlaka isterim. Mutlaka hocam. Şimdi Cengiz Dağcı Kırımlı. Fakat çok farklı bir hayat hikayesi var. Ben bu kişiyle ilgili kitapları 1963'te lise öğrencisiyken okudum. İlk okuduğum kitap da şu Korkunç Yıllar dedikleri bir kitaptı. Önce tanımıyordum. Yani Korkunç Yıllar, hani çok okuyan bir kişi olarak aldım, okudum ve çok etkiledi. Gerçekten etkiledi. Ondan sonra bütün kitaplarını aldım. Mesela bu birazdan bahsedeceğim. Onlar da insandı. İşte Kırım Sürgünü'nde söylüyor. Onlar da insandı diyor. Badem Dağı'nın Asılı Bebekler diye bir kitabı var. Daha sonra bakın çok değişik şekilde bu o topraklar bizimdi. Kırım'a olan bir özlemeydi bu. Bu kitapları da okudum. Şimdi 1940'lı yıllarda Rus ordusu, Kızıl Ordu taşı, Rus ordusu içinde Almanlara karşı çarpışıyor. Almanlara karşı çarpışırken esir düşüyor Almanlara. Esir düşüyor, esir kamplarına atıyorlar. 100 bin, 200 bin, 300 bin kişinin kaldığı esir kamplarına atıyor. İşte onların hikayesini anlatıyor. Esir kamplarında kalan Türkler.